işte aradan yaklaşık 30 yıl geçecek. İlk etapta bir 10 yıllık bir süreçte herhangi bir etkin bir soruşturma falan yapılmadı. 2003 yılında ailenin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusuna, yeniden suç duyurusuna bulunması sebebiyle yeniden soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 10 yıl sonra Muş Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 2013 yılında güvenlik gerekçesiyle bu davayı Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiler. Tabii aile olarak, ailenin avukatları olarak bizler de işte Kırıkkale'ye gidip geldik. En son 2016 yılında 4 sanık hakkında da beraat kararı verildi. Yerel Cumhuriyet Savcısı, ondan sonra işte biz katılanlar vekili olarak katılan tarafın temyizi üzerine Yargıtay dosyada bozma kararı verdi. Bir sanık yönüyle, Bülent Kararlıoğlu yönüyle. Dosya bozulduktan sonra ailenin avukatı olarak Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi'ne gittim. İşte bu dosyanın zaman aşımının yakın olduğunu, şahsın hala Türkiye'de olduğunu, şahıs hakkında yakalama kararı çıkartılmasını talep ettik. Mahkeme bu talebimizi kabul etmedi. Nisan ayındaydı dosya Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldi, yani Yargıtay'dan. Şahsın tam istediği şekilde Eylül ayına duruşma günü verdiler. Mahkemede de dile getirdik. Yani bu Türkiye hukuk tarihi için bir kara leke olarak ben inanıyorum geçecektir. Çünkü bu 9 tane insanın çok vahşi şekilde öldürüldüğü bir olay. Yakılarak öldürüldü bu insanlar. Yani bu davanın zaman aşımı sebebiyle düşürülmesi ve de kapatılması da doğrusu vicdanların kabul edeceği bir şey değildir. Bir önceki heyetin ihmalleri çoktu. Talep de ettik. Yani bu şahıs kesinlikle kaçacaktır. Yani bu Yargıtay bozma kararından sonra bu insanın kaçma ihtimali yüksektir dedik. Ama maalesef mahkeme artık hangi saikle veya da hangi düşünceyle olmuşsa bilmiyorum. Maalesef yakalama kararı çıkartılmadığı için şahıs da yakalanamadı ve şu anda bu dava zaman aşımıyla yüz yüze bir durumdadır. Bu Türkiye'de, Türkiye kamuoyu tarafından, dünya kamuoyu tarafından artık bilinen bir dava haline geldi. 30 yıllık bir süreç var. Hatta gerekirse bunun için özel bir ekip kurulması lazım. Yani şunu içtenlikle söylüyorum. Yani benim kanaatim, benim düşüncem, devlet istediği zaman 24 saat içerisinde bu şahıs yakalanabilirdi. Fakat burada şahısların ihmalleri olduğunu özellikle belirtmek isterim. Çünkü mesela bu yargılamada da işte Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki değişen heyetlerde de değişen tavırlar biz gördük. Tabii şimdi neticede bu insanlar belki kendi düşünceleriyle, kendi fikirleriyle işte devlet adına biz bunu yaptık gibi bir düşünce olduğu için benzer fikirlerde olan insanların da doğal olarak bunları koruma ve de kollama gibi bir durum ortaya çıktı. Ama bu doğru bir şey değil. Çünkü böylesi bir katliam, böylesi bir olayın savunacak hiçbir tarafı yok. Çünkü neticede anne baba ve yaşları tam 12-13 yaşında olan 7 tane çocuk vardı.